Testo Taylan'a bir bakalım. Sizden gelenler TikTok exclusive. Yine o müzik. Abi çok tehditkar ya. Bu kombin çok tehditkar ya. Yani bodyci 1.90 falan var değil mi Testo'da? Bodyci 1.90 bir adamın T atletle, buff kollarla, kazınmış kafayla ve tuğ bıyığıyla herhangi bir insanın evine gitmesi çok tehditkar bir görüntü amık ya. Ananı sikim, sikici şapkası da giymiş, pornstar gibi geliyor adam ya. Adamın adresi ifşa oldu kanka. Alo. Efendim abi. Geldim de hangi zile basacağım? Telefonu fenaymış abi. Şimdi derbeder Berk kim? Tanıyan var mı? Burada mı öğreneceğiz bu abiyi? Bastım. İki defa zil. Abi adamın dairesine kadar öğrendik ha. Apartmanı, dairesi. Oğlum bu seri bence tehlikeli bir hal almaya başladı ya. Hani ilk başta böyle harbiden çok merak edilen klasik figürlerin evine giderdi. Şimdi de böyle artık ya çok da hani ağzımı da bozmayayım. Adamın bir içeriği sonuçta ama hani böyle mabada girdi artık yani içerik. Bunlar kim? Ne oluyor? Hoş geldiniz. Öcalan ev ziyaretine doğru gidiyor yani. Hani İyiyim abi, sen nasılsın? Ayakkabıyı dışarıda mı bırakıyorum? Ayakkabıya girer misiniz abi? Yok, girmeyeyim ya. Tamam, sen nasılsın? Merhaba. 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 Annem benim babam kameraya çıkıyor musun? Merhaba. Ya. Tamam. Yeni uyandın? Abi saat 11 gibi uyandım. Kuru pasta getiremedim. Bir de kuru pasta vermeyeyim dedim. Sağ... Abim kuru pastayı çok se... Bir dakika. 12-15 gibi oradayım. Var mı bir isteğin? Abim kuru pastayı çok seviyorum. Kuru pasta olur, abur cubur olur. Tamam abi, bekliyorum gelmenizi. Yeni uyandım. Sağlıksız bir şey, şöyle Aynen. kreatin hediye etmek Teşekkürler istedim. abi. Spor yapıyorum bilmiyorum. O kadar siklemedi ki kreatini. Ama spor kullanırsın yaptığım belki. olsun. Spor yaptığım zaman kullanırım abi, sağ ol. Olur. Nasıl istiyorsun? O hiçbir zaman yapmayacak abi galiba ya. O bakış öyleydi yani. Tamam, böyle. Hay amına koyayım diyordur. Adam abur cubur istedi, kreatin verdi Bizler amına içerideyiz. Tamamdır, o söyleyeyim. Sponsor yok. Herhangi bir şey gerekirse bizim için biz de buradayız. Tamamdır. Rahatsız olduğunu söyledi, biz zaten çekmeyiz sizi. Tamam. Teşekkürler. İkna etmişsin aileni. Evet, ikna ettim abi. Zor oldu. Aynen. Arkadaşlar derbeder Berk kim ya? Ama ikna oldular en sonunda. Bir konteks bileydik yani... amık. Biz zararımız dokunmaz tabii, muhtemelen sana. Tabii abi, O yüzden. Ben böyle çok uzak oturdum sana ya. Ben şu Abi izleyince öğreneceğiz mi? Okey. Bir öğrenek en azından. Adam kim de? Sigara var. Sen mi içiyorsun? Ben içiyorum abi. Ben senin için sosyal medyada meşhur bir videom var. Oradan biliyorum. Major depresyon bunalım, bipolar bozukluk, şizofreni. Sinir hastasıyım. Evet. Kendi rahatsızlıklarını söylüyorsun. Evet. Tam olarak böyle olayın nedir mesela, derbeder belki. Sen kendine mi diyorsun yani derbeder diye? Abi şöyle söyleyeyim, yaşadığım hayat beni derbeder yapmadı, yaşanmışlıklar beni derbeder yaptı. Öyle söyleyeyim. Yani yaşanmışlıklar beni derbeder yaptı, o söylemiş olduğum Yaşadığın hayat derbeder yaptı yani seni o zaman. Çünkü yaşanmışlık neyse ya. Amına koyayım neyse ya. İyi bari chat de aynı düşünüyor. psikolojik sorunlarından antisosyal kişilik bozukluğu var. Majör depresyon var. Depresyon bunalım var. Kişisel bozukluk var. Gelişimsel bozukluk var. Asperger sendromu var. Abi on numara mal. Asperger sendromu nedir tam olarak? Vallahi onu ben de bilmiyorum abi. Psikiyatri teşhis koydum. Asperger ne Depresi la? falan var Şey değil diyorlar. mi ya? Herhalde Asperger, doğru biliyorum da. Celal Şengör otizmi değil mi abi? Otizm değil mi la Asperger? Evet.
ne olduğunu bilmiyorum. Sen de bilmiyorsun. Ben de bilmiyorum abi. Asperger. Nasıl geçiyor günlerin? Bir de şunu soracağım. Üniversite mezunusun? Endüstri mesleklisi metal bölümü mezunuyum abi. Okumadın üniversiteyi. Yok okumadım abi. Neden? Niye herkes abi çekiyor Taylan'a ya? Abi üniversite... Çok kaslı diye mi? İşte büyük ve kaslı olunca arkadaşlar otomatikman saygı mı kazanıyoruz? Öyle bir şey mi? Üniversitede şimdi espri yaparlar, şaka yaparlar. Ben bir de espriye şakaya alışkın bir insan değilim. Ciddi bir insanım zaten. Hı hı. Hani kılık kıyafetimden dolayı yargılarlar beni. Genelde hani eşofman altı giyiyorum, kapri giyiyorum. Giyebilirsin. Niye? Ama çok üniversitede var. İşte insanlar beni yargılar diye, alay eder diye, espri şaka yapar diye üniversiteye pek sıcak bakmadım. Allah Allah. Evet. İstediğini giyebilirsin ya. Abo, oha la, üniversiteye o yüzden mi gitmemiş? Nasıl bir sebep? Çok enteresan. Ben de eşofman giyerim genelde, yalan yok. Evet. Ya tamam ama Taylan, yani şimdi adam belli ki özgüvensizlik yaşıyor. Senin gibi baft tarzını oturtmuş, karizmasını oturtmuş bir adam değil belli ki yani, amına koyayım. Yani biraz ama adamın özelinde demiyorum. Geldi açıkçası. Kamera bir hareket etmese çok iyi olacak. Yani yoksa bahanesi mi? Ya şu şort giyilmemeli abi. Herhangi bir hayatında statlarına karizma puanı kasmak istiyorsan bu şortu giymemelisin. Dizinin altına geçen şortu giymeyeceksin abi ya. Yo, bahanesi değil. Ben istesem üniversiteyi kazanırım. Bence de. Zeki bir insanım zaten. Ne soru işareti atıyorsun oğlum? Ne soru işareti atıyorsun? Adam, tamam o adamın özelinde demiyorum ama bu FETÖ'cü şortu oğlum ya. Bu artık mimlendi, bunu şey yapamazsın yani. Değiştiremezsin ya. Anafen şort amına koyayım. İnsanlar kesinlikle herkese bir şey söyler. Evet. O konuda haklısın da sen insanlar bir şey diyecek diye dışarı çıkmayacaksın mı yani? O anlamsız geldi. Dışarıya çıkıyorum ara sıra. Bu aralar dışarıya çıkmaya başladım. Zaten abi şöyle söyleyeyim. Benim kendi masraflarım var. Şimdi benim telefon faturam var 300 TL. Ondan sonra evin Wi-Fi'sini ödüyorum. 270 TL zaten. Ondan sonra dışarıda nargile içiyorum 300 TL. Nargileci tayfa, no offense. Ne kadar nargile piyasası şu an harbi? Ben eskiden çok pis nargile içerdim. 2020-2001 yılları her gün nargile kafe, her gün şey, kısa paça pantolon. Hala kısa paça giyerim çünkü bacak boyum uzun. Dediğiniz, zannettiğiniz gibi gözükmüyor yani. Keko gibi gözükmüyorum. Neyse. Bayağı içerdim, ucuzdu o zaman ya. O zaman ucuzdu yani. Şimdi ne kadar? 450 mi? Yok abi. Mal mısınız? Gidin nargile seti alın evde için ya. 450-500 lira ne amına koyayım. Ondan sonra... Bacak kıllarımı almıyordum 300 oğlum. TL, 10 paket, 12 paket sigara geliyor. Teker tütünü içiyorum zaten 300 TL. Ayda mı 12 paket? Vallahi abi ayda kaç paket sigara içtiğimi hesaplayamadım ama günde 3 paket sigara içiyorum. Ayda yaklaşık 100 tane içiyorsun yani. Evet. Çok değil mi ya? Çok işte olarak... psikolojik sorunlarım olduğu için psikiyatristimin dediği şu aileme ve bana. Günde 3 paket. Berk, alkolü çok ciddi anlamda azalttı. Alkolü de gerçekten çok ciddi anlamda azalttım. Sadece akşamları, yani haftanın belli günleri, öyle her gün değil. Bir duble, en az iki duble, en fazla üç duble rakım var. Onun haricinde fazla yok. Eskiden çok içerdim. Ondan bir şey olmaz zaten. Sonra zaten ilaçlar kullanmaya başladım ve gerçekten de günde 600 mg antidepresan içiyorum ben. Yayıncılık yapıyorum. 13 seneden beri uğraşıyorum. 2013 senesinden beri sosyal medyadayım. Yayıncıymış lan. Nasıl işler? Çok bilmediğimden soruyorum. Abi şöyle söyleyeyim. Yani şans üzerine kazancım var. Çok nadir bağış geliyor. Ve biraz da zor durumdayız. Çünkü annemin borcu var bankaya. Kredi borcu var. 213 bin TL. Zaten annemi maaşı attığı zaman direkt annemin maaşı borca gidiyor. Ne? Annemle babam emekli insanlar. Psikiyatrist şöyle söyledi. Yani psikolojik rahatsızlığı olan insan sigarayı bırakamaz ama sigarayı azaltabilir dedi. Hı hı. Şimdi alkolü azalttığım için sigaraya yüklendim otomatikman zaten. Evet. Mesela kaç dakikadır içmiyorsun sigara? Vallahi 10 dakika olmuştur. Arıyor musun? Şu an mesela yakmak istiyorum. Şu an dediğin adam aradı direkt abi, onu söyleyeyim. Yani tabii ki de arka arkaya içtiğim için ama tabii ki de dişimi sıkarım, sorun yok. Yok. Hislerini merak ediyorum. Yoksa kendi evim hiç. Tabii. Beni hiç ilgilendirmez. Tabii. Benim bir sigara düşmanlığım var. Yine yani nereden çekiyoruz abi? Karınca povamına koy. Falan filan demem tabii ki. Evet. Ben misafirim burada. Evet. Bilgisayar parası biriktirmeye çalışıyorum. Bağışlar atılması lazım zaten onun için zaten.
Hani ben yayın açıyorum abi. 3 saat, 4 saat yayın açıyorum ben normalde. Sus hesabı. Hani 3 saatlik yayında geri geliyor. Kameramanı aslında ilginç düşüncelere sahip bir insan belli ki. Sanatsal açılar arıyor ama yapamıyor gibi ya. Hiç bağış gelmiyor. Yani şu son zamanlarda yapmış... Evdeki Jim Pov gerçekten. Canlı yayınlarda doğru dürüst bağış gelmedi abi. Böyle söyleyeyim. Gelmeyebilir ama yani. Evet. Ben de yayın yapıyorum. Evet. Kız arkadaşı mı? Yani bir saygısızlık falan olmasın. Ben kız arkadaşı özelinde değil. Sunduğu iş özelinde konuşuyorum yani. Beni bağlamaz. Çok bağış geldiğini hatırlamıyorum açıkçası. Niye bağış atmıyorsun diyemezsin adama. Tabii ki de, tabii ki de. Millet karıdan beter aç. Evet. Herkesin durumu kötü. Evet. O ülkenin durumu iyi değil biliyorsun zaten. Evet. Sen yani normal dışarıda sosyal bir iş yapamam diyorsun. İstemiyorum diyorsun yani. Evet. Evde mutlusun, kendi evinde mutlusun. Evet. O da zor ya. Yani sıkılıyorsundur evin içinde. Ya ben evin içinde sıkılmıyorum. Discord sunucum var abi. Discord sunucumdaki arkadaşlarımla sohbet muhabbet ediyorum kardeşlerimle, abilerimle. Zaman geçiyor. Orada sohbet muhabbet ettikten sonra Kick platformunda Derbi Derberk olarak yayına geçiyorum zaten. Orada yayıncılık yapıyorum. Abi şimdi şöyle söyleyeyim, ben 28 yaşındayken bir kadınla tanıştım. İsmini vermeyeyim. Şöyle abi, Instagram'dan tanıştım. Kendisini bekar aile kadın olarak tanıttı bana. Halbuki kendisi hayat kadınıymış. Ben hayat kadını olduğunu sondan öğreniyorum. Amına koyayım ya. Kendisiyle buluşup tanıştık. İlk gün her şeyi yaşadık zaten. Her şeyi derken? Her şeyi yani. Hani kılıfını uydurduk. Yani artı 18 olayı da yaşadık yani ilk günden. Hı-hı. Ya ben şimdi kendisini bekar... Arkadaşlar, şu an izlediğiniz POV Taşşak POV'dur. Bu benim orijinal bir fikrimdi. Belli abone sayısında 5 dakikalık taşşağımı çektiğim bir kamera koymayı düşünüyordum. Crouch Cam olarak. Onu gerçekleştiriyorlar şu an. Hali kadın olarak çalmış. Dedim ki hani, çalmış. Dedim hanımefendi, bir pastaneye gidelim, konuşalım, edelim, sohbet, muhabbet edelim. Sonuçta bekar hali kadınıyla pastanede konuşursun, görüşüyorsun, sohbet, muhabbet, muhabbet açar. Kendisi isterse eve gidersin, bir şeyler yaşarsın. Olması gereken bu zaten. Normali bu. Yani mantıken düşündüğümüz zaman. O da direkt dedi ki pastaneye gidip ne yapacağız? Eve gidelim Berk dedi. İyi, abi dedi, sene 2024'te buluşma için pastaneye gitmek. Bir de üstüne amına koyayım escort tarafından kandırılmak. Bilmiyorum ya. Niyeti kötü. Yani. Hikaye ama süper yani. Ama kendisini orada bekar aile kadın olarak tanıttı. Ben sonra öğrendim hayat kadını olduğunu. Sonra ben tutuldum. İki sene önce mi? Pardon. 2022'de escort tarafından kandırılıp pastanede buluşma yapmak oldukça normaldi arkadaşlar. Ama 2024'te olmaz. Hatta bir videom var. O kadın mı? YouTube'da. Neyse sen anlat, ben bunu sonra soracağım. Anladım. Emin değilim çünkü. Neyse. Ben aşık oldum tabii. Hayatında lan Arnime, kendine gel lan, chat'teki bir insanlara ne diyorsun abi? Karşıma çıkmış. Kiloluyum bir de. Birçok kadın beni beğenmiyor zaten kilolu olduğum için. Ondan sonra ayrıldık. Ayrılmayı da ben istedim. Ben ayrılmak istedim. Çünkü o zamanlar alkoliktim. 2 sene önce alkoliktim ben. Sürekli içip içip kadın ağzıma geleni söylüyordum zaten. Tamam, hayat kadını olduğunu öğrendim ama sonuçta kadın, bu da bir anne baba evladı. Dedim üzmeye hakkın yok. Dedim ayrıl dedim hanımefendiden. Benden sonra... Vay be. Eski nişanlısıyla evlendi hanımefendi ve hayat kadınlığına devam ediyor. Eski nişanlısı da çalışmasına müsaade ediyor. Beraberler, evliler, resmi nikahını almış eski nişanlısı. Allah Allah. O nişanlısı değil de başka bir şey olmuş gibi. Evet. Çok enteresan. Senin ne işin var böyle insanlarla? Ben şeyi de soracağım. Bir tane videom var. Evet. Muhtemelen yanındaki escort gibi biri. Değil mi? Doğrudur. Hangisi? Ya hatırlamıyorum vallahi. Derbederberk yazdım çıktı. Buraya çağırdın mı öyle birini, bu eve? Yok. Başka bir yerdir o zaman muhtemelen. Çok sas bir hale aldı şu an. Anlattığım hanımefendi hiç gözükmedi yanımda. O zaman benim dediğim başka biridir. Yok, senin dediğin başka yani, birisi. O başka... da sağlam ayakkabı değil. O yüzden sorayım dedim. Yok, bahsettiğin şahıs kendisi iyi birisi, dürüst bir kadın. Kendini bilen birisi öyle. O şey değil yani. Yok 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 yok. Ha, öyle... Ben o zaman yanlış yok, yok, anladım. Yok yok yok. Kusura bakma. Yok.
İyi bir, çok iyi bir kadın. Dürüst, mertleri. Bu Pav ne yani. Şu an ya? Kopuran bir kadın. Yani sevdiği erkeği sahip çıkan, aldatmayan bir kadın yani. O da benim eski sevgilim. Tam çay bardağı Pav ya. Amına koy. Bakayım çıkacak mı bir daha? Ben seni hiç YouTube'da aratmadım. Heh. Ha tamam, tamam. Tamam işte, delikanlı bir kadın. Dediğim kişi. Yani. Dediğim kişi delikanlı tamam. Bir kadın. 8 Mayıs günü, 8 Mayıs 2024 tarihinde Çapa'ya gittim. Akşam vakti. Dedim hocam, öfkeliyim, zarar verebilirim. Hanımefendinin kocasına. Ciddi anlamda zarar verebilirim dedim yani. Hani vuracağım dedim yani, o derece öfkeliydim. Güçlü kuvvetlisin bir de, kaç kilosun? Bir boy 1.90, kilo 150 abi. Yani vurdun mu sıkıntı. Hayır, silahla vuracağım dedim yani, o kadar öfkeliyim, o kadar gözüm dönmüş, o kadar kıskançlık krizi. Silahın var mı? Yok, silahım yok. Sağ olsun psikiyatrlerde anlayışı çıktı, beni yatırdılar Çapa'ya. İşte yemekleri de güzel çıkıyor, Çapa psikiyatri harcı poliklinizadan, yemekleri güzel çıkıyor. Nasıl? Protein ağırlıklı mı? Yoksa? Ev yemekleri. Yemekleri gayet güzel, kaliteli, güzel bakıyorlar bize orada gerçekten. Hasta bakıcıları çok iyi, doktorları çok iyi. Abi şöyle söyleyeyim, Taylan abi. Bu arada ben senden küçüğüm, Taylan diyebilirsin. Tamam. Taylan şöyle söyleyeyim, hani orada Çapa psikiyatride iyileşmeden hastayı çıkartmıyorlar. Orada zaten zaman zor geçiyor. Çünkü televizyon var, telefon sokmak yasak zaten. Tuvaletimiz de var, banyomuz da var zaten, banyo da olabiliyoruz. Ankesörlü telefonu var, dışarıdan yemek siparişi verebiliyoruz telefon kartıyla. Ailemiz bize abur cubur dışarıdan getirebiliyor, sigaramızı getirebiliyor. Spor bir ara yaptım abi, spor bir ara yapmıştım. Evet. Çok da güzel kilo verdim, 120 kilo. Spiderman Paul şu an. Zayıflamıştım 170 kilodan. Sonra bir depresyon, bunalım geçirdim. Sonra kendimi yemeğe verdim stresten, sinirden. Çok yiyor musun şu an? Vallahi abi bir tane kuzu koçlar önüme yedim yani, sorun yok. Yemek yemeyi seviyorum ben. Kilo versene, manyak bir şey olursun. Bırakın Allah evet. Bol. Yani müthiş bir cevheri harcıyorsun burada ya. Ben hiç sevmem böyle şeyleri. Doğrudur abi. İstek var da maddi durumlardan dolayı spor salonuna gidemiyorum abi. Ailemin imkanları yetersiz. Yani gideceksen ben sponsor olayım. Yani spor salonuna gerçekten ben giderim. Yani Beylikdüzü'nde gerçekten spor salonu düzenli olarak giderim. Hocamın verdiği diyeti de düzenli olarak yaparım, giderim yani gerçekten. Ya yaparım diyorsan. Cidden yaparım, istiyorum. Söz vereceksen çünkü. Benim için kolay bir şey. Ne kadar pahalı olabilir ki? Tam beraber çıkışta buralarda yakın bir yerde. Tamam. Direkt seni üye yapalım. Allah Allah. Tamam. En azından. Hadi hayırlı olsun. Boş boş konuşmaktansa direkt yapalım ya bence. Tamam abi, sağ ol. Çünkü böyle konuşuruz, evet. Havada kalır biliyorsun. Evet abi, çok sağ ol. Ben mutlu olurum yani. Evet. Ama genelde böyle bırakıyorlar. Yok, bırakmayacağım abi gerçekten. Canımı tak etti artık kilo dolmak. Hani o spora git, kilo vermesen bile kendini iyi hissedeceksin. Benim derdim evet. Burada sana git oraya 3 ayda 60 kilo ver diye. Ya onu zaten yaparsın. Sinema. Orada evet. Bir disiplin, kendini iyi hissedeceksin. Evet. Hormonal olarak hissedeceksin, erkek evet. Gibi hissedeceksin. Evet. Çok fazla evet. Lan çekim gör orospu çocuğu. Onun bir sebebi var mı? Yani onay genelde konuşma tarzın böyle abi. Genelde konuşma çok tarzı. Çok az perdeden konuşuyorsun bile. Anladım abi. Çok aslında var ya değil. Bu çekim tarzları direkt katla geçse ve yerleştirdiği kısmı göstermese oturur ha. Güzel çekiyor yani. Ama o setup kısmını da gösteriyor ya, o yüzden olmuyor. Bir anda ben keserek geçse. Bir anlık şey yayında birisini sinirlendim. Canlı yayında birisi bir şey yazdı. Sinirlendim. Olabilir ya. Geçini attım, televizyon öyle kırıldı yani. Olabilir. Allah'tan sağlam çalışıyor şu an. Çalışıyor abi, çalışıyor. Bu açıyor değil mi? Yan tarafından açılıyor televizyon. Ya oğlum Taylan gerçekten yani abi çok tehdit bir görüntü bu ya yani bir ilkel beyin, bizim farkımızda olmadığımız ama aslında hala ilkel olduğumuz o beyin bu adamı gördün mü korkar amına koyayım ya. Hani üzerine yapışmış beyaz atlet, buff görüntü, tuğbu bilmiyorum ya. 1.90 zaten ama. CJ ya, beyaz CJ. Ekrana yansımış. Ben sandım ki evet. Şey yapmıyor. Bir de Mohawk saç var abi. Evet yani. Böyle böyle. Bu kadar damarlara zarar verir. Aga bu televizyon gitmiş.
biriken plaklar kalbe kan akışını engeller. Bu durum inmeye ve kalp krizini... O, televizyonu merak etmiştim. Evet abi. Sony iyi marka ya. Ben çok severim. Muhabbete evet. Gel. PlayStation hastasıyım zaten. Oh. Tam boş small talk. Bir de benim senden bir ricam var abi. Videonun açıklama kısmında sosyal medya hesaplarını paylaşırsan çok tabii mutlu olurum. Sence laf olur mu böyle bir şey? Sağ ol abi. Balkona çıkalım mı? Bir hava alalım. Tabii. Abi iznin varsa bir sigara içebilirim. İç ya, ne olacak? Ben dediğim gibi, yani benim evimde içemezsin ama kendi evinde istersen evet. Bir tamam. Tane iç. Bildim abi. Burası en üst kat mı? 8. kat abi. Üstte bir tane daha var mı? Var. 9 katlı. Abi çok sağ ol sigara için, müsaade ettiği için alayım. İçeride de içebilirdin bu arada. Yok, sigara dumanı sizi rahatsız etmiyor kokusu. Burası tahmini ne zaman o dolar binalarda? Abi orası belediyenin, belediye satmıyor. Bu sabah uyandığımda hani anlatmış olduğum bir... Yani muhabbet... Hangi dağda kurt öldü bilmiyorum. Bana bir mesaj yazmışsınız. Mesaj yazmış. Ne diye? Instagram'dan. Engelimi kaldırıp. Ne diyor? Sabah uyandığında ara beni Aşko, konuşalım diyor. Aşko. Sonra tekrardan beni engellemiş. Aradın mı? Aradım tabii yani. Heyecanlandım tabii ki de. Ne? Eski sevgilim, o da hayat kadını da olsa. Tabii ki engellemiş tekrardan beni. Oh. Hayat kadını da olsa namusuyla yapıyor belki işini. Yani öyle de ah! Ananı sik! Şu sohbet etmek için sohbet ettikçe konuların gittiği boşluk seviyesi o kadar fena oluyor ki bu videolarda yani. Yani zor durumda olduğu için de. Tabii. Sigaranı iç, rahat rahat iç. Sigara dumanı rahatsız etmiyor değil mi abi? Ya açıktayız şu an ya. Güzel bir yer. Bir de çok boş arazi var ya. Buralar evet. Yani ilk defa geliyorum buraya. O kadar boş arazi var ki ama burada da bir tane var. Evet. Orayı da bir çeker misin? Beylikdüzü dedi değil mi? Burası Beylikdüzü. Oldu abi, şimdi... rahatsız olmuyor. Neyse ya, bana ne ya. Bana taşı taşı dediler, ben taşıyorum abi. Sigara tiryakisi olduğum için abi bunun zorluklarını da yaşıyorum. Ne gibi zorluklar yaşıyorum onu da söyleyeyim. Tabii ki de sigara içmeyin, alkol içmeyin, bunu da belirteyim. Bakın ben eski alkolüyüm. Alkolün çok zararını gördüm. Bir oturuşta 12 tane bira içen bir insandım. Bir oturuşta 70'lik viski bitiren bir insandım. Bir oturuşta 12 bira sanki o çok mu lan? Niyeyse bira deyince o kadar fazla gelmedi. Bir oturuşta 70'lik viski sert. Ama 12'lik bira sanki o kadar sert değil ya. 6 litre mi oluyor abi? Saate bölersen bence... 12 birayı mesela 6 saatte içsen... Tam yine çok bu arada canım. İyi içmek yani. Kesinlikle iyi içmek ama yine de böyle bir litre viskiyi... Bir litre diyorum. 70'lik bir viskiyi bitirmek gibi değildir ya. 6 litre su içebilir misin bir otur? Tamam arkadaşlar, demek ki tecrübelisiniz, daha çok biliyorsunuz. Benim maksimum içeceğim bira, en fazla kendimi şımarmış hissediyorsam 4-5 biradır yani. O yüzden hiç hayatımda hiç öyle bir yani şeye çıkmadım. Öyle bir amount'a çıkmadım hiç yani. Bir oturuşta 18 yıllık 70'lik Chivas Regal viski içip sosyal medyadan kazandığım parayla üstüne 5 tane kırmızı tavuk içen bir insandım. Ve çevremdeki herkesi kaybettim. Dindar biri değilsin sanırım. Elhamdülillah Müslümanım abi. Mezhebim Sünni mezhebi. Pişmanım. Hani arkadaşlarımı, dostlarımı kaybettiğim için. Esrar mesrar yok sende. Yok. Hayatımda sadece sigara, alkol var. İyi o zaman. En azından ona bulaşmamışsın. O zaman belki rahmetli olurdun. Belli olmaz. Haklısın abi. Sadece sigara, alkol var hayatımda. İyi canım. Ne olacak? Ama alkolü de gerçekten azalttım. Ve psikiyatrime gerçekten çok teşekkür ederim. Buradan... Çaba Psikiyatri, Acil Poliklinik'teki psikiyatrist Merve hocama çok teşekkür ederim.
Soyadı nedir? Soyadını hatırlamıyorum abi. Bir sürü var ya hani. Yok, Merve Hoca zaten görünce anlar ben onun kendisinden bahsettiğimi. Bir ilaç verdi abi. İlacın ismini söylesem bir sakınca olur mu acaba? Bence olmaz. Taylan steroid alıyor mu la? Alıyorum dedi mi? Dedi mi? Dedi bak chatte evet diyenler var diye söylüyorum. Cilt, yüzündeki cilt işte problemleri, sivilce vesaire, bununla mı alakalı lan acaba diye düşündüm. Hani çünkü benim vardı lisede steroid basan bir arkadaşım. Çok sivilce problemi çekiyordu amına koyayım. Yani sırtını falan gösteriyordu bize. İnanılmaz sivilceler çıkıyordu. Onunla mı ilgili acaba diye. Satılan bir ilaç. Eczanede satılan bir ilaç. O zaman olmaz. Nokrev diye bir ilaç mı yazdı bana Merve Hoca? Nocrev diye mi yazılıyor? Nokrev. Nasıl yazılıyor? Nasıl yazıldığını bilmiyorum ben. Tamam. Nokrev diye bir ilaç. Alkol kullanım bozukluğu içinmiş o. Benim için yani. Nokrev'i içtiğim bakayım günden beri. Lisede basan salaktır. Kanka sikinle yönetiliyorsun. Çocuğu hatırlıyorum ben. Hani uçana kaçana uçmak istiyordu çocuk. Özgüven problemleri vardı bazı şeylerden dolayı. Vücut yaptı. Biraz steroid bastı falan. Reis böyle seks görmeye başladı yani. İstediğini aldı. Viskiden tiksindim Yusuf abi. Yusuf! Biradan tiksindim. Tekiladan tiksindim. Vodka'dan tiksindim. Omega'dan. Şu an nasıl, hayatta mı? Hayatta tiksindim ya. Bir de bir şey diyeceğim ya. Şu saç sakalı bir kesten rahatlarsın ya. Ne diyorsun? Abi saçımı uzatıyorum da ben. Ama sakal bıyık tıraşı olurum. Kendi sakal bırakıyorum. Sosyal medyada ön planda olduğum için, yayın yaptığım için tarz yapıyorum böyle. Ya bir susun. Falan. Kısa saç sana yakışır. Asker gibi olur. Kısa saç yakışıyor da uzun saç daha çok yakışıyor diyor takipçilerim bana. Ben de saçımı uzatıyorum. Benim için kazımazsın yani saçını. Şu gergin ciddi mi lan şu an? Ulan şu an ciddi mi bu? Yok abi maalesef. Peki. Oğlum Pesto'nun her ev ziyareti çok tuhaf geçiyor ya. Awkward yani abi. Doğrudur. Uzatıyorsan saygı duyuyorum. Şey, sigara dumanı... Bu ne pol bu şu an? Rahatsız etmedi mi abi seni? Yok yok. Sıkıntı yok. Bir lavaboyu kullanabilir miyim ben ya? Tabii ki de abi. Sıkıştım biraz. Tabii ki de. Ne tarafta? Sağ sol? Tam karşında abi. Burası. Bir dakika. İçeride biri var am. Kilitli değil ya kapı. Sigara... Yok da sikin be. Sigarada nasıl zorluk yaşıyorum? Abi özellikle otobüs yolculuğunda çok büyük sıkıntı yaşıyorum. Yani otobüste sigara içmek yasak biliyorsun. Ya tabii. Haliyle. Şimdi abi otobüse biniyorum. 3 saatlik bir yere giderken molanın gelmesini bekliyorum. O mola gelene kadar nasıl bir vücudum tepki verir ondan. Abi o kadar siklemedi ki annesinin tuvalette basılmasını bir nevi ucundan. Anlatayım. Böyle vücudumdan buz gibi ter boşalıyor abi. Mola yerine gidiyoruz. Mola yerine indiğimiz zaman direkt sigara içiyorum. Yani karnım açsa bile direkt sigara içiyorum ben. Evet. Sabah uyanır uyanmaz abi içiyor musun? Sabah uyanır uyanmaz sigara içiyorum abi. 20 yaşından beri böyleyim. Uykudan önce sana nasıl oluyor? Sigara içerek mi uyuyorsun? Abi ben uykudan önce de içemediğim kadar sigara içiyorum. Abi ne yaptınız? Adamın kucağına mı koydun kamerayı? Uykum geldiği zaman vurup kafayı yatıp uyuyorum zaten. Sabah uyanıyorum sonra. Annendi galiba tuvalet. Evet. Ayıp ettik ya. Sorun değil abi. Çıktı mı? Peki. Yok abi. Tek tuvalet var değil mi? Evet abi. Hayatım boyunca karşıma çıkarcı menfaatçı insanlar çıktı. İyi niyetim çok suistimal edildi. Yani ben öyle bir insanım ki abi, kendi cebimdeki yol paramı arkadaşıma verip eve yürüyerek gelmiş bir insanım. Lisede okurken o kadar iyi niyetli bir insanımdır. Kerisin yani. Bu iyi niyetli bir değil bence. Yani doğru, sen de haklısın abi yani. O kadar eli açık. Bir de eli açık. Sizce kerizlik mi? Yani. Benim de böyle çok kerizliğim var o zaman. Ben böyle eski bilgisayarımı falan bedavaya o sıradaki işte yakın arkadaşıma falan veriyordum. Amına koyayım.
Bedavaya. Bunlar kerizlik mi abi? Ha, PlayStation 4 ile takas yaptığım başka bir şey vardı. Paranın yarısı ödenmedi falan. Ucuza almıştım bir de. Ben çok sikildim ya. Yani bonkör bir insanımdır, eli açık bir insandır, cimri bir insan değilimdir. O iyi. Son dediğin ama Doğru, haklısın onda bence abi. iyi niyet değil. Evet. Kendini düşüneceğim bu hayatta ya. Evet. Ve kendini düşünmediğin için belki şu an bu hale geldin. Evet. Spor salonu çok iyi olacak abi. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ ol. Birazdan şey Gerçekten. yaparız onu. Onu düşünüyorum ben. Çok iyi olacak gerçekten. Bu arkadaki tablonun orijinal rengi mi bu yoksa rengi mi soldu? Orijinal rengi abi. Bovlar çok daraltıyor. Tamam. Ne boyası bu? Boya mı? Boya evet, değil mi? Evet. Nereden aldınız? Vallahi nereden alındığını ben de bilmiyorum. Bir şey yazıyor mu diye baktım da. Şöyle düz koyayım da. Oldu herhalde. Evet. Taylan mavi don giyiyor. Düz koyayım da. Bakın. Oldu herhalde. Evet. Hani sigara yüzden de öyle sıkıntılar yaşadığım için otobüs yolculuklarında zorlanıyorum abi. Çok zorlanıyorum. Sen dediğin gibi bir özel aracınla gideceğim. Olmaz yani o. Kendine yazık. Ehliyetim yok. Araba alacak imkanımız da yok zaten abi. Arabanız var mı? Yok. Araba alacak imkanımız yok zaten. Ehliyet. Yani ehliyet ihtiyacın oluyor. Abi ben şöyle söyleyeyim, ehliyet almayı düşünmüyorum. Sinir hastası olduğum için ben trafiğe gelemiyorum. Şöyle söyleyeyim abi, ben ehliyet sahibi olsam, araba alsam, İstanbul trafiğinde E5'te kilitlendiği zaman ben arabadan çıkarım abi. Benzin bidonu alırım elime, arabanın üstüne dökerim. Ya Kendi ya. üstüme de dökerim. Öyle bir şey yapmazsın ya. Yok olsun bu dünya derim, yok olsun bu hayat. Kendimi de yakarım, arabayı da yakarım. Öyle bir sıkıntıya, probleme, soruna gelemiyorum. Darlanmaya gelemiyorum. Biraz daha çok abarttı. O uçlar, uçlarda yaşıyorsun ama ya. O yüzden ehliyet almam ben abi. Taksiye binerim, yine ehliyet almam. Ama kullanmayı biliyorsun araba. Araba kullanmayı bilmiyorum abi. Hiç sürmedin mi? Hiç sürmedim. Olabilir, normal yani. Durum olmadığı için. Evet. Abi sabredebiliyor musun peki trafik? Abi 10 numara mal. Yani hiç böyle sinirlendiğim veyahut da öfkelendiğim falan olmuyor mu O yani? senin anlattığın kadar bir şey yaşamadım. Çok Anladım. çok trafik çektim. Şu sıkıntı trafikte çişin gelirse benim bir kere Evet. Avrasya tünelinde çok büyük bir trafik olmuştu. Kendi Evet. anımı anlatayım bir tane. O kadar çok çişim gelmişti ki çok su içmiştim yarışmaya hazırlanıyordum. Yarışmaya hazırlandığın dönemde de su atmak için su içiyorsun. Onun panzehiri o. Evet abi. Yani böyle yani ölecektim, patlayacaktım. Affedersin, idrar edeceğim. Bu arada çıkar işerim acı ben ya. Valla çıkarım tünelde bir kuytu köşeye işerim ya. Çok da şey yapmam yani. Ben o konularda biraz hayvanım ya. O duruma gelmedim ya. Bilmiyorum. Sözünü kesebilir Tabii. miyim? Lavaboyu kullanabilir miyim şu anda? Dolu mu? Lavabo boşaldı bu arada. Vücudum alkol aramıyor. Hiç alkol ama sigarayı arıyor. Sigarasız yapamıyorum. Belki onu da bırakırsın. Ben mesela bu konuda senin yaşadıklarını bilmediğim için o kadar empati yeteneğim gelip. Arkadaşlar, Reddit'e sizden gelenler için TikTok videolarınızı atıyorsunuz, değil mi? Siz nasıl bir haleti ruhiye içerisindesiniz? İçmemiş olduğu Evet. için ben şimdi sana burada ulan sigara içme. Bıraksana şu meriti demiyorum. Bir daha Çünkü bir şöyle söyleyeyim. Ben 17 Aralık 2020 tarihinde elinde büyüdüm. Taylan'ın videolar bir yerden sonra çok boğucu bir hale geliyor çünkü çok small talk yapıyorlar. Ve hiç tanımadığı, birbirini tanımayan iki kişinin small talk'u biraz awkward oluyor yani. Tuhaf oluyor. Abi sonları çok iyi. Ya ne oluyor olabilir ki? Amına koyayım. Ne oluyor? Yavaş yavaş. Tamam. Kalksak olur mu? Olur abi tabii ki de. Tabii Mahsuru ki de. yoksa. Tabii ki de. Çok
Teşekkür ederiz. Soda getiriyorum. Spora gidiyorlar lan. Güzel bir yere benziyor. Yapacaktık da bu salona. Ben burada oturmuyorum. Oluyor yapmaya geldim. Tamam. Çok ilgisi yok spor hakkında. Ne kadar olur yani? Yani şunlara taksit yapma şansım var. Atıyorum işte tek çekime iki taksit yaparım. İki taksitte dört taksit. Bunlar benim elimde olan bir şey. Nakite tek çekim yapabilirim. Ya da şu... Yazdırdı kanka işte adam. Tam sonunu izle ne oğlum ya. Evet, o şekilde olabilir. Tamam, anlaştık. Bir Deniz'i çağırabilir misiniz yardımcı olsun? İnsafın kurusun be hey kendine Müslüman. Hasetimden öldüm.